Dur dur dur! Hayvan herif! Görmüyor musun geldiğimi oğlum ya? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Euro Truck videosunda daha buluştuk. Ne yapıyoruz? Bugün yine bir ağır kargo alacağız. Fakat geçen seferki kadar ağır olmayacak bu seferki. Bir nebze daha hafif. Hemen bakalım kimmiş, neymiş, ne değilmiş. Bu bir teleskopik vinç. Rextex 45 modelinde. 55 ton ağırlığında bir model. Bunu Graz şehrinden Hanover şehrine, Almanya'ya, Avusturya'dan Almanya'ya götürüyor olacağız. Değerli yük, ağır yük tarzında bir şey, yükümsü. Buraya baktığım zaman sadece boyasını değiştirdim tırın geçen seferkine nazaran, bu daha hoşuma gitti. Şöyle bir çalıştıralım bakalım nasıl ses duyulacak. İnce, tam bir Mercedes gibi. Belki tekrar kapattım ondan sonra. Evet, kargomuzu alalım hemen. Kendisi tam ileride bizi bekliyor. Uzun bir trailer ile. Son derece, o da büyükçene bir ağırlık, 55 ton, az bir mesafe şey değil. Yolumuz ne kadarmış? 952 kilometre, yaklaşık 15 saatlik bir yolumuz var. Şu anda saat öğleden sonra 4. Bakalım nasıl bir yolculuk yapacağız. Tabii ki 61 tona nazaran 55 ton şu anda çok daha rahat hareket ediyor aret. Tır çok daha rahat. Şu anda en azından kalkışını gerçekleştirdi. Sağa baktık, sola baktık, kimse gelmiyor. Hadi biz şöyle gidelim. Evet. Şuradan sağdan doğru kaptıracağız. Kesinlikle belki birazcık yokuş aşağısında gitmiş olmanın da verdiği etkiyle, ama yine de son derece düzgün hareketlerde şu an bulunuyor. Öyle çok arkamda muazzam ağır ağır bir yük varmış gibi durmuyor açıkça söylemek gerekirse. Tabii ki de 55 ton az bir yük değil. 61 tona nazaran bir nebze az tabi. Düştük yollara, gidelim bakalım. Şöyle ufaktan ne kadar süresi varmış bu acaba kargonun. Yaklaşık 29 saat zamanı varmış. Bizim oraya 15 saatlik yolumuz var. Çok güzel. Bu da demek oluyor ki yolda bir yerde bir mola verip geceyi uyuyarak geçirebiliriz. Gündüz yolumuza devam ederiz. Şöyle parklarım açık olsun. Bu sefer şeyi yakmadım. Ne o? Hazardusları yakmadım. Ne o? Uyarı ışıkları. O tepedekiler var ya, fıldır fıldır. Onları yakmadım bu sefer. Böyle çok yakılacak yani gerek yok gibi duruyor açıkçası. Hem lokomotif geniş de, en azından da onun öyle bir genişlik durumu söz konusu değil gibi. Ama göreceğiz. 65 gibi bir hız, güzel bir hızda yapıyorum. Yani şu an teknik olarak baktığımız zaman iyi de gidiyor alet şu an. Hadi bakalım hayırlısı. Şuradan şöyle yavaştan kıvrıla kıvrıla birazcık fren yapalım. 60 kilometreye girmeyelim. Kibar kibar döndük. Boş. Abi çarpmazsın bana değil mi? Yol boş diye daldık böyle ama Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Pomponum, bilgisayarım yine yanımda. Her zaman olduğu gibi yemekler ve işte bir iki tane de bira kaydım. Akşam şimdi dinlendireceği zaman bot oynarız. Azıcık yanında böyle biraz bira, biraz çerez iyi gider. Hesabı. Soğuk soğuk biralarımızı da alırık.
20 euroyu verdik bakalım. İçeride bütün pencereler de kapalı ha. Ne izliyor acaba bilgisayarda? İş başında ayıp denen bir şey var ya. Burası Alp, Alp tarafları galiba. Alplerden virajlı böyle şeyli yollar bunlar. Tehlikeli yollar. Tehlikeli yollar. Bu Eurotrack'a gelen yeni bu DLC çok hoşuma gitti benim ya. Eurotrack 2'ye gelen bu ağır kargo DLC'si. Hakikaten güzel. Şimdi şey de geliyormuş. İkili dorsa, iki dorseli eklentisi falan geliyormuş galiba. Öyle bir şey duydum. O da güzel olacak gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. Son derece güzel bir manzara. Sanki böyle İsviçre havaları var ama bir o kadar da değil diye tahmin ediyorum. Bakalım. Neredeyiz? Burası İtalya. İsviçre şurası. Değil mi? Aynen. İsviçre burası. Şu anda hala şeydeyiz. Avusturya'dayız. Şuradan Almanya'ya gireceğiz. Herhalde öyle. Yani doğru soyut sanırım. Evet. Diğer tünele de girdik. Ha, küçük bir şeymiş bu. İyi bari. Anam. Bunlar işte böyle tuzak bunlar, tuzak. Bunlar hep Amerikan oyunları. Vallahi iyi kurtardık orada abi şey. Yeni neşirde olmasaydı giriyorduk herif. 8 euro daha verdik. Yine aynı şey. Yöntemi yapmışlar. Pencereleri kapatıp perdeyle içeriye sadece bir masa ile bir bilgisayar koymayı tercih etmiş. SCS Software sağ olsunlar. Eurotrack'ın yapımcıları. Yanlışım yok değil mi ya? SCS Software değil miydi? Bunları yapmışız. Böyle bir şey sanırım. Onlar da ya. Ve Almanya'ya giriyoruz. Evet. Ve Almanya'dayız artık. Artık Alman kuralları geçerli. Alman. Mükemmel bir köprü. Güzel bir gün batımı söz konusu. Şu anda batıya doğru biz de yol alıyoruz. Kamyonla şöyle gün ışığının son damlalarını yakalayarak da önce devam edelim. Güzel güzel gidiyoruz. Değil mi? Biraz ileride bir benzinlik olduğunu düşünüyorum. Ve gidelim. Orada birazcık dinlenelim. Akşamı orada geçirelim. Daha zaten bolca vaktimiz var. Çok da bir yolumuz kalmadı. 8 saat uyursak sabaha şöyle güzel dinç kalkmış oluruz. Zaten hava da iyice kararıyor. Hava çok fazla kararmadan bu kargo akşamleyin güvenli değil gitmesi bence. Biz böyle güzel şey yaparız, takılırız orada. Hem bak şey de yanımda, laptop da yanımda. Laptopu da açarız. Bağlarız internete. Şimdi Wi-Fi var benim araçta. Tabii bu tarz şeyler önemli şeyler. Avrupa'yı geziyoruz belki ama Wi-Fi'siz olmaz. Onboard Wi-Fi sistem var bizde de. Bağlanıyorum. Buradan rahat rahat keyfime bakıyorum. Dünyayla kopmuyorum. Değil mi? Hemen göründü zaten. Şuradan az ileride. İnşallah büyük çene bir yerdir. Değilse de artık yapacak bir şey yok. Bir uyduracağız bir şeyler. Yani ne yapalım?
Motor freni yapıyorum ve evet küçük denk geldi, küçük benzinlik. Hatta yakıt da alalım. Yakıtımız da azalmış hazır gelmişken. Ondan sonra bu arada yanımdaki araba çıkar belki. Çıkarsa biz de şöyle bir sağdan sola doğru kıvrılıp iki kişilik yer kaplayaraktan şeyimizi park ederiz. Kendimizi park ederiz. Şu abiye müsaade edeyim ben de. Şimdi var ya kesin böyle burası böyle arkama tır yanaştı. Oha. Git abi sen. Git. Zaten yazacak şeyi yazdım. Sıkıntı yok. Evet. Böyle park ediyorum. Sebebi tamamen... Anam. Yapma ya. Of. Boşa park ettik. Farlarımızı kapatalım ve uykuya gidelim. Evet, güzel bir sabahta uyandık. Motorumuzu çalıştıralım, parklarımızı yakalım. Tamam güzeldi. Hava basıncı ile alakalı bir sıkıntı yaşadık. Birazcık dolsun şöyle. Çok da güzel bir kargo yaptınız ha, şey yani. Sağlam. Evet. Oo, trafiğe bak. Çok hızlı geliyor. Aa, pis. Pis ki. Lan. Ana. Manyağa bak. Duracağım mı yoksa? Öyle bir yavaş geldi ki. Dur! Hayvan herif! Görmüyor musun geldiğimi oğlum ya? Of, Allah'tan bir şey olmadı kargoya lan. Adama bak ya! Göz göre göre üstüme geliyor. AI mı sandın beni dostum? Çıkacağız işte yola. Çizdik ya. Neyse. Ona yazdı cezayı Allah'tan, bize yazmadı. Adama bak ya, Allah Allah. Ya bilgisayar oyunlarında bile düzgün araba kullanamıyorlar. Adam girdikten sonra sinyal veriyor ya. Hadi bütün gün kaldık burada. Şimdi öyle bir his var. İçimde öyle bir his var ki kaldık burada. Müsaade et bakayım ha. Aferin oğlum. Şöyle geniş alalım da şey olmasın. Köşeyi çarpmayalım şimdi. Önemli bunlar. Bunlar hep önemli şeyler. Bunlar hep detay. Bunlar hep teknoloji gençler. Bak aletin ön tekerleği, arka tekerleği ayrı dönüyor. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Şu güzel yoldan giderken, şu yolda şöyle takiben. Niye bu daracık yollara girdim ben şimdi?
virajlar, ters virajlar vallahi bizi kitleyecek gibi mi geliyor? Hadi bakalım. İyice düştünüz. Kardeşler yapacak bir şey yok. 25 kilometreyle gidiyoruz. Siz gittiğimize şükredin bizim. Duydunuz mu beni? Öyle kıçıma yapışmakla olmuyor bu işler. Yakıtımız bizi her türlü götürür. 300 km yolumuz kalmış zaten. Bitirmişiz yolu. Yolun 3'te 2'sini geçmişiz. Azıcık bir yer kalmış. Güzel. Burası yokuş aşağı. Gelmişiz ya resmen. Aman ya Rabbi, farkında değilim bu kadar geldiğimizin. Oo, yokuş çıkacağız ha. Sıkıntı. Bu kadar alçalıyoruz ama biraz sonra çıkacağız vallahi. İnşallah durmak zorunda kalmam. Allah razı olsun kardeş. Teşekkür ederim. Büyüklere öncelik tanıdığın için teşekkür ederim. Bakalım bu yokuş nasıl çıkacağız. Ikındı be, ikındı be ama işte bu ya, işte bu ya. Lanet olsun. Lanet olsun. Ikına ikına geldi ama çıktı. Evet, geldik. Kaldı şurada 30 kilometreden az yolumuz. Viyadükten gireceğiz. Daha doğrusu otoyoldan çıkacağız. Viyadük kullanaraktan ardından park işlemlerine ufak ufak başlayacağız. Mekana gittiğimiz zaman az kaldı zaten yolumuz dediğim gibi. Şöyle sinyalimizi verelim. Buraya gireceğimiz belli olsun. Gelme sakın. Polis abi sen dursaydın bari ya. Kimse gelmiyor, güzel var. Biz geldik. Işıkları yakalım. Vinci yerleştirmeye geldik. Abi geçti vallahi. Abi lan. Bak bir anda önüme girdi ya. Bak 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 bak, hamlelere bak hamlelere. İyi bir yokuş çıkmıyoruz ha. Allah çıkamıyoruz yani, iyi ki. Sen arkamdaki de geçsin. Haydi bakayım. Tırla sollasın beni. Gelsen çek. Hadi gel. Hadi. Hadi. Aslında güvenip de çıkıyor ya. Karşısında ne olduğunu bilmeden. Güvenip güvenip çıkıyor herif. Virajda ve yokuşta yani. Nasıl bir yürekse. Yapay zekanın yüreği sanırım. Abi şeye mi giriyorum ben? Madene giriyorum. Aman tanrım. Çok pardon. Oo, madene giriyoruz gençler. Sıkıntı kocaman. Neredeymiş kargo? En aşağıda mı galiba?
Böyle dörtleri mörtleri de yakalım da belli olsun geldiğimiz. Yap motorunu, frenini, yap bir şeyleri öyle. Birazdan ineceğiz mi yokuş? Evet. Bir tur daha iniyoruz sanırım. Burası değil. Değil mi? Değil. Tıra bıraktım şu anda, hiçbir şey yapmıyorum. 38'e kadar çıktı. İyi, güzel. Tam araya koyacağız öyle mi? Peki, şöyle geniş alalım. Görünmüyor daha. Haydi bakalım. Evet. Geldik. Bakalım nasıl park etmişiz. İyi, fena değil. 10 numara bence. Yani bundan daha kötü de yapabilirdik. T şu an için bence güzel. Neydi? T miydi? T'ydi. Hangi ayak? Neyi indiriyor çok merak ediyorum. Dorsanın ayağı yok ki. Mükemmel bir şekilde bitirdik görevimizi. Seviye atladık diye düşünüyorum. 20 seviye olduk. Kalfa olduk. Kalfa 20 seviyede kalfa mı oluyormuş ya? Değerli yük, hassas yük, zamanında teslim al, ekonomik sürüş. Şunu fulleyelim madem. Evet. Madem öyle, sevgili gençler, kendinize iyi davranın. Ben yavaştan kaçıyorum. Görüşürüz. Oh, the habits of my heart.